Virginia'da bu eğitim merkezinde arama kurtarma uzmanları Finder adlı son teknoloji ürünü radarın denemelerini yapıyor. Bu taşınabilir aygıt 10 metre enkazın altında baygın yatanları bile bulabiliyor. Aygıt kişinin en hafif hareketlerini bile algılayabiliyor. Bu aygıt NASA tarafından geliştirilen ve tüm insanların yararlanacağı teknolojilerden biri. NASA'dan Jim Lux, Finder aygıtının NASA'nın uzay araçlarının hareketlerini tespit etmede kullandığı teknolojiye dayandığını söylüyor. Finder works by sending a low power microwave signal. Finder aygıtı, gücü düşük olan mikrodalga sinyaller göndererek çalışıyor. Aygıt enkaz yığını aydınlatıyor, mikrodalgalar içeri sızarak enkaz altındaki kişiden yansıyıp geri geliyor. Kişi nefes aldığında ve kalbi attığında derisi hareket ediyor, biz de bunu görebiliyoruz. Lux cihazın küçük, taşınabilir ve kullanımı kolay olduğunu söylüyor. Aygıt 30 saniyelik bilgi topluyor. Bu süre enkaz altındaki kişinin solumasını ve kalp atışını tespit etmek için yeterli. Arama kurtarma görevlisi Matthew Tamilow, Finder'ın arama kurtarma köpekleri ve dinleme cihazlarıyla beraber kullanılabileceğini söylüyor. Bu tür teknolojiler hangi binanın enkazının araştırılmasına öncelik vereceğimizi belirler. Bu şekilde hangi enkazın altından sağ olanları kurtarma olasılığımızın yüksek olduğunu anlar, değerli insan kaynaklarımızı doğru şekilde yönlendirebiliriz. Finder aynı zamanda açık alanda 30 metre ötedeki ya da 6 metre kalınlıkta betonun altındaki insanları da bulabiliyor. NASA hala deneme aşamasında olan Finder'ın önümüzdeki yıldan itibaren arama kurtarma operasyonlarında kullanılabileceğini bildiriyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington.